CHP ve DEM Parti'nin genel başkanlarının iki kez görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeler de başladı. DEM Parti'nin İmamoğlu'na destek için İstanbul'da Esenyurt'u istediği iddia edildi. Bir yandan da gözler o görüşmeler sonrası somut açıklamalara çevrildi. Ard arda yapılan görüşmeler, yerel seçim için işbirliği temasları. DEM Parti ile CHP görüşmeleri somut bir seçim işbirliğine nasıl dönecek? Ortak aday gösterilecek mi? Önündeki en temel sorunlardan biri olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatımoğulları iki kez görüştü. Artık gözler iki partinin yerel seçimlerde nerelerde işbirliği yapacağına çevrildi. DEM Parti Ankara'da aday çıkaracaklarını açıkladı. Ancak İstanbul için herhangi bir açıklama yapılmadı. CHP ve DEM Parti heyetleri işbirliğinin somutlaşması için çalışmalarına devam ederken dikkat çeken iddialar gündemde. Buna göre DEM Parti CHP adaylarını desteklemek için şartlarını belirledi. DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında Ekrem İmamoğlu'nu destekleme karşılığında Esenyurt ilçesini istediği öne sürüldü. Yani Esenyurt'ta da DEM Parti adayının CHP tarafından desteklenmesi ve hatta aday gösterilmemesinin talep edildiği ifade ediliyor. Ancak öte yandan CHP kulislerinde her seçim bölgesine aday çıkaracağız vurgusu yapılmaya da devam ediyor. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan da verdiği demeçte işbirliğinin detaylarını anlattı. Formül şu: İki partinin de oylarının bir araya gelerek kazanacağı kentleri belirlemeye çalışıyoruz. CHP'nin iddialı olduğu yerlerde kendi adayları, bizim iddialı olduğumuz yerlerde kendi adaylarımız, işbirliklerinde karşılıklı fayda esastır dedi. Şimdi gözler hem Türkiye genelinde yapılacak işbirliğine hem de İstanbul'da nasıl bir işbirliği modeline gidileceğine çevrildi. Bu arada DEM Parti İstanbul'da Başak Demirtaş'ı aday gösterecek iddialarını bir internet sitesine değerlendiren Başak Demirtaş, gelirse değerlendiririz yorumunu yaptı.